Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Eylül Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün Kocaeli'de 8 koşuluk program var. Yani tek altılı bir programımız var. Ama birbirine yakın safkanlar var. 78 safkan gerçi şu anda kayıtlı olanlar ama yine çekişmeli bir yarış bizi bekliyor. Tabii gündüz koşacak olan Ankara'da 9 koşuluk bir program var ama çok az sayıda gözüken bir at programı. Ama her şeye rağmen çekişmeli bir yarış olacağını bir gerçek. Çünkü 5-6 at koşan yerler bile bana göre hepsinin geliri olan yerler. O yüzden yani az at olduğu, az para verir hesabına gitmeyin. Çünkü her türlü sonuca GB yarışlar oluyor arkadaşlar. Bugün sadece 2 tane program var arkadaşlar. Yerli yarış, ikisi de, birisi Kocaeli, birisi de Ankara. İkisi de yayında şu anda. Başka bir programım bugün için yok arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşu saatler 17.45'i gösterirken şartlı 4 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 5 safkanın yer almış olduğu bu koşu aynı zamanda birinci dörtlü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı. 3 nolu Doruk. Bu Corinthian temsilcisi Metin Hamedi ile start alıyor. Güzel bir performansı var. Şu anda bayağı hazır kıta gözüküyor. Bence de kazanmaya bir hayli yakın. Ama 5 dolu Polis Ultra, bu liner temsilcisi Onur Öztürk'le 3. yarışındaki güzel birinciliğiyle benim biraz daha ön plana çıkan isimler oldu. 3 ve 5 yazıp bu ayağı bu şekilde geçebiliriz ama yarış genelinde mesela bakarsak 5'inin de geliri var arkadaşlar. Ama tabii ki buradan bir eleme yapmak zorundayız. En azından daha, belki biraz daha cazip arıyoruz. O yönden de olabilir. 3-5 benim burada önereceğim isim ama bu 3-5'in dışında yazarsak kapatmamız gerekir bir yarış. Ama bana sorarsanız kapatılması gözüküyor. Çünkü 5'in de geliri var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tabii tamamen iş duygusallıkta arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı 5 dişilere ait 4 yukarı Arapların 1500 metre kum yarışı ve 1 ve 8'in ekiri olduğu bu yarışta 7'li plase ve 3'lü kayan ayağımız da bu ayakta başlıyor. Tabii ki 3 dolu Göldem, bu Tamerino'nun temsilcisi Burak Akçay'la burada da bir hayli ön planda çıkıyor ama tabii ki sorunlarından dolayı maalesef eski gücünde değil. Tabii öyle olmuş olsa da burada direkt günün bankosu diye çıkardı. Ama her şeye rağmen güzel mücadele ediyor 3 dolu Göldem. 4 dolu Roman Alur. Kazberk'in süratli yapısındaki bir safkan çıktığı gibi bitirebilecek kapasiteye sahip. Bakmayın son sıfır çekmiş olduğuna. Bugün şimdi koşacağı yarış tam kendine uygun rakipler arasında koşuyor. Bir de bir nolu Berengül. En azından 8-10 topuklu FM'de ekürü. Ben her iki atı da önerecektim ama ekür olması bir avantaj oldu. O yüzden Berengül'ü yazıp en azından 8'de geçerli oluyor. Yani 3-4-1 benim koşu için önereceğim isim olsun. Günün 3. koşudan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 16, dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metre kum yarışı ve 11 safkanında yer almış olduğu koşuda tabii ki bu 6'lı Ganyan açılış ayağı biraz zorlu geçecek gibi gözüküyor. 11 nolu işin aslıyla başlayacağım bu agresif o temsilcisi. Sinan Gülen Yüzler miydi? Bakayım. Evet, Sinan Gülen Yüzler'le start alacak olan bu safkanımız son yarışta güzel bir ikincilik yaptı ve bir anda dikkatleri üzerine çekti ve çalışmalarında bir haydi iyi gözüküyor. Ve boş kilosu da ayrı bir avantaj. 7 nolu Santorini Gör, bir Apro temsilcisi Cemal Pasolya start ediyor. Yine uygun kilo ve son yarışında yine güzel bir ikincilik elde eden bir diğer safkan ve hazırlıkları da oldukça iyi olunca benim biraz daha ön plana çıkan isimler arasına girdi. 9 nolu Lenora, bir Tribales temsilcisi Metin Hamedi ile yine boş kilosuyla ve bu aralar iyi durumda gözüken bir diğer safkan. Son olarak da yine sonlarda güzel etkili sprinte kalkabilecek olan 1 nolu Daniels Doctor. Rockmaster temsilcisi Ali Şambar'la start alan safkanda yine koşmuş olduğu gruplardan sonra bence çok uygun bir grupta start alıyor. Her ne kadar kilosu biraz ağır olmuş olsa da. 11-7-9-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama dediğim gibi çok zor bir yarış. O yüzden 4 nolu Mitra, 3 nolu Kart Tanesi, 6 nolu Tinky Pinky ve 8 nolu Lady Lipa'da bu ayakta biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Yani yarış geneline bakarsak hani şunu yaz bunu yaz derken inanın kapatılmaya kadar gidiyor bu yarış. Ama yapacak bir şey yok. Yani burada sıralamada vermediğim 10 nolu Madame Chernobyl. Bu safkanın da çok güzel geliri var. Ama artık bu kısmı sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Ama işin gerçeğine bakmak gerekirse bu ayak tam karakolluk bir yarış. Bir de dişilere ait yarışların böyle denk gelmesi inanın bu ayağı kapatılmasına kadar götürüyor. O yüzden burayı biraz tedbirli geçmekte fayda var arkadaşlar. Ha, ben kendimi oynayayım dersem nasıl oynarım? Ya tek atarım bayağı şansıma gelir gelmez veya bayağı kapatıp geçerim arkadaşlar. Tabii o biraz bütçeye bağlı arkadaşlar. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan 2. ayağı şartlı 2, 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışı.
Günün 13 safkanın yer almış olduğu ikinci ayağında ben burada 9 nolu Ser Pehlivan'la başlayacağım. Bu Maximus Dream temsilcisi. Selim İpek de bu arada güzel bir artan formuna sahip bir isim. Çalışmaları bir aylı ön plana çıkınca bence de ön planı birincilikte ilk şans verdiğim isim oldu. 9 nolu Ser Pehlivan. 10 nolu Batu Kanhan. Bu Torok temsilcisi Mustafa Çiçek de yine son 3 yarışta güzel form tutmaya başladı. Çalışmaları da iyi. Bence bu yarışta da kazanmaya bir hayli yakın. 10 nolu Batu Kanhan. Bir de tabii ki 3 nolu Ambargo. Bu safkanda bir general kuartes temsilcisi Tokaçoğlu Statham safkanda en azından grubun uygunluğuyla bugün biraz daha ön plana çıkan isimler arasında tabii ki. Daha sonra 1 nolu Son of the King, bir Kaneko temsilcisi Mehmet Kaya'yla start alıyor. Biraz rakiplerine onunla ağır kilo olsa da safkanın güzel bir form yakaladı. Son iki yarışın arka arkaya ikinciliklerle ayrılan bir isim ve çalışmaları da gayet tatminkar. 5 nolu El Mescalaro, bir liner temsilcisi Kaancan Gökçe'yle yine önerebileceğim son isim olur. 9, 10, 3, 1, 5 bu koşu için önerdiğim isimler. Günün 5. koşusu altılı Ganyan 3. ayına geldiğimizde Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkanın da yer almış olduğu koşuda 1 nolu Desert Fire, Scarface temsilcisi Ali Şenbar'la oldukça güzel, istikrarlı ve çalışmalarında da bir aylığı iyi gözüken bu safkan bence bu grubu geçmeye çok çok yakın gördüğüm isim. Ben de bu safkana bugün güveneceğim. Benim bugünkü banko limanım 1 nolu Desert Fire olacak. Ali Şenbar'la en azından rakiplerini çok uygun şartlarda yakalamışken bence birinciliğe yapıp meydana veda etmesini bekliyorum. Günün 6. koşusu altını Ganyan 4. aya kısa vadede 7-3 yaşta İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 2 nolu Anzer Bali ile başlayan bu Ballıkaya temsilcisi Ali Şenbar'la yine benim bugün biraz daha ön plana çıkan isim. Bugün de Nikmes'e Ali Şenbar'a ben de ön plana çıkıyor arkadaşlar. Tabii bindiği atlar gerçekten çok iyi. 1 nolu Yennefer, bir General Quartet temsilcisi 5 aylık bir aradan sonra start oluyor. Kalite bir isim zaten, normal böyle 23 gün 30 gün bir ara olmuş olsaydı inanın hiç tereddütsüz günün en sağlam bankosu diye önerirdim ama işte bazen 4-5 aylık aralar yarışta bir anda istediğini veremeyebilirler, sıkmayabilirler de öyle söyleyeyim. Çünkü genelde kalite safkanlar pek ilk yarışlarına saldırmıyor ama bazen de tabii fırsat olursa da at sahiplerinin genel taktiği şeydir yani eğer gidiyorsa vergisindir yani olacağı bu. O yüzden Yennefer de kalitesiyle kesinlikle imana gelmez. Zaten çalışmaları bir hayli iyi. Bir de 3 nolu Avalanche var. Bu Point of Entry temsilcisi Nevzat Avcı ile bir kurtar ekürüsü ve safkanda oldukça istikrarlı ve formda. Kesinlikle bu üçlünün içine girmesi gereken isim olacak. Yani 2-1-3 bana göre diğer rakipler oranla bir hayli ön planda. Bence bu üçlü de yeter gözüküyor. Ama 6 nolu Perotti, 5 nolu Soner Bey ve 4 nolu Buldezer de bayağı da geniş ve sürpriz arayanlar için önereceğim diğer isimler arkadaşlar. Günün 7. koşusu altılı Ganyan 5. yaş şartlı 4-3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışına geldik ve 11 safkanın da yer almış olduk. Koşuda 7 nolu Cebe Bey ile başlayacağım. Bu Aras'ta temsilcisi Mehmet Kaya'la son 2 yarışını 8.likler ayırdı ama bence bu çok uygun grupta start alıyor. Bence birinciliğe çok yakın, hazırlıkları da oldukça iyi gözüküyor. Bu grupta her zaman ön plana çıkar bence. O yüzden 7 nolu Cebe Bey benim de birincilikte ilk şans verdiğim isim. 2 nolu Boz Arslan. Bu Özgün Han temsilcisi Erhan Aktü'yle yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle şanslı. 3 nolu Sultan Yel, bu Sultan Defus temsilcisi Mustafa Çiçek'le her ne kadar son 3 yarışı tabela dışı olmuş olsa da bence bu grupta da her türlü kendini bir anda fotoğrafa atabilecek kapasiteye sahip bir isim. 9 nolu Gök Kuzgun, bu Uçanlı temsilcisi Ayhan Kurşun'la güzel birincilikten sonra bu grupta şanslı gördüğüm diğer tay. 7-2-3-9 ön plana çıkan isim ama 4 nolu Alma Atakaya'ya da Ali Yıldız'a da ilave edebilecek son isim. Önce 7-2-3-9, daha sonra 4 nolu safkan. Geldik günün son koşusuna şartlı 3-4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına. 1 ve 12 nolu safkanlar ekürü, 3 ve 10 nolu safkanlar da ayrı ekürü. 14 safkan şu anda gördüğünüz gibi. 9 nolu Cevelizade, Hızlıtay temsilcisi Tokaçoğlu'na start alıyor. Görmüş olduğu yarışlardan sonra güzel bir dördüncülükle formunu yükselten, hazırlıklarında bir hayli iyi gözüken bu safkan uygun grupta kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim. Bence de kazanması gereken bir isim desek herhalde yeridir. O yüzden benim küçük ve risk sevenler için veya bu ayağı banko limanı görmek isteyenler için çok ideal bir safkan olacak. 9 nolu Cevherizade Kadir Tokaçoğlu'da. Ama rakip arıyorum derseniz de bu safkana en azından kim derseniz 1 nolu Astroid. Ekür avantajına sahip bir de 7 nolu Jeff Joseph'da
Bence bu ikiliyi yanına ilave edebilir. Önce 9, daha sonra 1 ve 7'nin olası kanlar. Şablonumuz 1. koşu 3-5, 2. koşu 3-4-1, 6'lı ganyan 1. ayağı 11-7-9-1, daha sonra 4-3-6-8, 2. ayak 9-10-3-1-5, 3. ayak da 1 tek, 4. ayak 2-1-3, daha sonra 6-5-4, 5. ayak 7-2-3-9, daha sonra 4, son koşu 9 öncelik şans verdiğim isim 1-7 de bu safkanlar rakip arayanlar için. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.